bir sonraki panelimize geçiyoruz. Burada ben host olarak ve ayrıca moderatör olarak bulunuyorum. Çok değerli, çok bilgili konuklarımız var. Eminim çok güzel bir panel olacak. Baştan söyleyelim, biz çok hazırlanmadık bu panele. Genelde önden sorular döndürülür ama burada benim de suçum var. Biraz moderatör olarak tembellik yaptım. Ama konuşmacılarımız konu hakkında o kadar zaten içinde ki dolayısıyla çok güzel zaman geçireceğimizden de eminim. Şimdi konumuz şu, aslında loyalty dediğimiz tüketiciler bu markalara ne kadar sadık. Markaların herhalde markalaşma nosyonu başladığından beri aslında yapmaya çalıştıkları şey tüketicilerin gözünde kendilerini farklılaştırarak eski tabirle rafa eli gittiğinde ben bu markayı buna göre tercih ediyorum dediği bir konu. Tabii bu yeni dijital dünyada yeni pazarlama teknikleriyle bu kadar fazla belki gürültünün, sesin, noise'un olduğu, pazarlama noise'un olduğu dünyada bu sadakat nasıl sağlanabiliyor konuşacağız. Ben öncelikle ekranımdaki sıraya göre diyeyim. Panelistlerimizi tanıtmak istiyorum. Akan Abdula, Future Bright Group ortağı bugün bizimle. Arzu Ünal Erman, Yangan Rubicam CEO'su Arzu Hanım bizle. Loyalty programı deyince zaten HOPİ'yi düşünmeden olamıyor. Sevgili Yalın Özcan, HOPİS CEO'su, eminim çok ilginç datalar vardır sizde, onları duyacağız ve bir perakendeci ama bir o kadar da e-ticarette güçlü bir oyuncu. LC Waikiki'nin e-ticaret genel müdürü Ömer Barbaros Yiş bugün bizle beraber. Ben aslında panel ana sorusuyla başlamak istiyorum. Belki birkaç dakika hem girizgah olarak sizlerin bakış açınızla gerçekten yıl olmuş 2021, marka sadakati ve tüketiciler bu markalara gerçekten sadık mı? Çünkü bir taraftan da bakıyoruz indirimler konuşuluyor. Sanki tüketicilere kontürlü çalışıyor deniyordu. Başka bir yerde duydum ben. Tüketiciye bir şey verirsen anca senden öyle. Bu artık aşk ilişkisi maalesef bu kadar noise içinde çok zor yapılabilir hale geldi. Ben Akan Bey, sizden başlayarak izninizle bu ilk soruyu, ana sorudan başlayalım. Tüketicilerimiz markalara ne kadar sadık? Teşekkür ederim Emre Bey. Ben biraz bakıyorum olaya. Bence sadakat oyununu markalar bıraktılar. Sonra da tüketicilere parmak sallamaya başladık ama biz markalar olarak sadakat işini bıraktık. Sonra da niye bize sadık değiller demeye başladık. Değiller. Sadakat azalıyor. Oyun olmaktan da çıkıyor. Bu arada her sektör için aynısını diyemeyiz. Hala sadakatin çok güçlü olduğu kategoriler var ama şunu net görüyoruz. Mesela özellikle bir rakam vereyim dünyadan. Bankacılık sektöründen hiç memnun değilim diyenlerin oranı %8. Her an bankamı terk edebilirim diyenlerin oranı %40. Dolayısıyla problem yaşamasam da bırakabilirim diyen bir kitleyle karşı karşıyayız. Özellikle şimdi Türkiye'de de bazı gelişmeler var. Covid sonrasında Türkiye'nin %62'si diyor ki 2022 düşündüğümden daha kötü geçecek. Ki zaten iyi bir şeyler düşünmüyorlardı. Şimdi daha da kötü geçecek. Dolayısıyla her şeye bakmak zorundayım. repertuarımı genişletmek zorundayım, iyi fiyat bulmak zorundayım demeye başladılar. Bir mesele daha var, sürdürülebilirlik meselesi. Mesela burada şunu görüyoruz, bir sürü tüketici sürdürülebilirliği vatanın kendine yetmesi gözüyle görüyor. Bu ifadeyle zaten anlatıyor ve bundan dolayı gözleri yerel markalara dönmüş gibi görünüyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında sadakatinin altına oyan şeyler bu anlamda, ama ben şöyle söyleyeceğim ve bitireceğim. Bence bu hale biz markalar getirdik, tüketiciler değil. Çünkü biz şunu söylüyoruz sürekli, ilişkiyi net koyamazsanız, keskin bir şekilde kuramazsanız, tüketicinin kafasında bu kadar karıştırırsanız zaten tüketici size sadık olmaz. Siz bütün oyunu, CRM denen şeyin oyunu bir SMS'e indirgersiniz, her şeyi de fiyata basarsanız tüketici size niye sadık olsun? Dolayısıyla sadık olmanın bazı kuralları var. Bence bu kuralları ve bu oyunu tüketici bozmadı, bu oyunu markalar bozdu. Şimdi de sonucuna hep birlikte katlanıyoruz. Evet, çok güzel bir yerden girdiniz. Dediniz ki önce çuvaldızı bir kendimize batıralım. O zaman Arzu Hanım, size dönmek istiyorum. Çok büyük markalarla beraber çalışıyorsunuz, stratejilerini yapıyorsunuz. Bir de değişen bir tüketici kitlesi de var artık. Yani hani biz Facebook jenerasyonu muyuz? Biz bilmiyorum ama biz bir de işte TikTok jenerasyonu var, Snapchat jenerasyonu var. Çok hızlı konsüm eden, markayı çok hızlı konsüm eden, yeni markaları, hiç bilinmedik markaları bile şey yapan bir durum var. Şimdi geleneksel markalar bir de küçük, eskiden işte ne bileyim iki çikolata markası birbiriyle anca rekabet ederdi. Şimdi raflara bakıyorsunuz, bilindik bilinmedik onlarca belki hani her değişik kategoride değişik küçük markalar var. Bu sefer markalar hangi biri daha gerilla taktikleri, hangi biriyle şey yapacak, genç bir kitle var. Siz burada stratejiyi, yani markalara nasıl bir strateji öneriyorsunuz ve yani ana soruyu tekrar sorayım size. Tüketiciler bugünün dünyasında markalara ne kadar sadık? İzninle ben Emre diyeceğim. Emre, süper soru. İşimiz çok daha zorlaştı. Biz eskiden farklılaşma diye bir tartışma yapar ve farklılaşma noktası bulduktan sonra da rahatlardık. Ondan sonraki bir sonraki aşama iyi bir iletişim planına gelirdi. Fakat şu anda aynılık denizinde yüzüyoruz. Bütün markalar çok benzer vaatlerle bir araya geliyor. Tüketicilerin %71'i dönüp diyor ki ben sıkıldım artık bu içi boş vaatlerinizden diyor. O yüzden bu aynılık denizinde yüzen ve farklılaşmanın da tüketici tarafında artık farklı bulunmadığı bir noktada, ki hani burada Akan'ın yanında veri vermek bana yakışmaz ama gene de mesela Kantar'ın anlamlı farklılaşma skoru diye bir skor var. 8 senedir üst üste düşüyor. Tüm kategorilerde düşüyor. Yani bu spesifik olarak bir kategoriye ait bir şey değil. Anlamlı farklılaşamıyoruz. Tüketiciler pandemi döneminde %73 demiş ki yani yeni bir marka denemeye çok açı. Yani yeni bir şey gelsin, işte bu dediğim rafları dolduran bir sürü markalarda oradan geliyorlar. Yani bu aynılık denizinde bu ve farklılaşma olmayınca da şöyle bir yere gidiyor. Madem farklılaşamıyorsunuz, ben farklı ve anlamlı bir farklılaşma görmüyorum, o zaman ben neden süpermarket markalarıyla ilişki içine girmeyeyim? Bugün süpermarket markası denerim diyenler %52 oranında, çok muhtemel denir diyenler. Yani farklılaşma, yani aynılık denizinde boğulduk. Talep edilenden çok daha fazla bir arz var piyasada ve farklılaşma artık öldü. Bunu, yani öldü demeyeyim de çok azaldı. Bu azalmışlığın içerisinde ister istemez de şey durumdayız, yani farklılaşmayla devam edeceğimizi varsayaraktan yanılsama içeri gideriz. Bir kere bunu söyleyeyim. O yüzden sadakat, eğer farklılaşmaya bağlı bir sadakat kurguladıysak bu yöne doğru, evet düşüyor. En düşük skorlarından bir tanesini yaşıyor. Ama nereye de gidiyor? Yeni bir fırsat alanı var bizim için. Yani bayağı somut farklılaşmadan vazgeçip biraz daha deneyim odaklı, değişen tüketiciyi odağına alaraktan da farklı deneyimler yaşatmaya doğru gidersek de hayatta bir fark yaratma alanı bulmuş oluyoruz. Akan'ın çok iyi bildiği mesela bankacılık kategorisinden söyleyeyim. Bankacılık kategorisinde yaşatılan deneyim bankanın tercihine sebep oluyor. Sağlık sektörü keza aynı. Bugün retail birazdan çok daha yani LC Waikiki, benim de alışverişle yaptığım, sevdiğim kendini hep yenileyen marka, onlar da anlatacaklar. Deneyimle farklılaşmak diye bir alana girdik. Tüketiciye ne deneyim yaşatabiliriz? Şimdi iletişimci olarak ve pazarlama çözümleri üzerinde yıllarca vakit harcamış biri olarak şunu söylemem lazım. İyi bir deneyim bugün etkili bir reklam kampanyasından daha fazla müşteriyi ikna ediyor. İletişim kampanyalarındansa iyi bir deneyimi paylaşmayı ve o deneyimle markaya sadakat göstermeyi tercih ederim diyenlerin oranı %65. Bunlar Amerika verisi ama ne olursa olsun bizim de bu verilere doğru gelmemiz en fazla 24 ay. O yüzden de iyi bir deneyim bugün sadakati yaratmak için elimizdeki en kıymetli fırsat alanı diyeyim. Peki şimdi Arzu, burada çok komik örnekler de olabiliyor. Yani şimdi böyle işte bir banka dönüşüyorum diyor. İşte Amerika'da hani banka şubesi içinde kahve zinciri açılıyor. Bu sefer diyor ki siz gelin kahvenizi, hani bu şubeyi kapatmayın da bari bir kahveciye bu arada Çibo'dan bahsetmiyorum. Çibo zaten hani böyle başlayan bir şey. Bu hani bu deneyimi yapayım derken bir taraftan hani verdiğiniz hizmetin deneyimi ile yanına böyle konuyla alakasız şeyler de girebiliyor. Bu sefer ya biz ürünümü satıyorduk, biz burada kahveci miydik? Biz bu, işte ürünümü satıyorduk veya işte buraya bir çocuk oyun alanı mı yapalımdan. Yani şeyde de biraz şaşkınlıklar oluyor galiba. Yani bu yaratıcılıkta da %100 haklısın. Yani bir kere burada hani deneyimi genişletirken yakınsanan kategorilerle genişletmekte fayda var. Çünkü ben oraya bankacılık hizmeti almak için gittim, kahve içmek için gitmedim. O zaman bankacılık hizmetinin yanındaki yakınsanan diğer hizmetler nelerdir diye kafayı çalıştırmak lazım. Çok haklısın. Burada kategoriler üstü bir rekabet yaptığımızı bilerek davranmamız gerekiyor. Yani teknolojinin, yani pandemi sürecinde dijital dönüşüm diye konuştuğumuz 10 senelik külliyat tamamlandı. Bu külliyat tamamlandığı için ve çok hızlı tamamlandığı için bu gerçeklerle hareket etmemiz lazım. Bir kere kendi kategori üstü bir rekabette olduğumuzu kabul edelim. Yani bugün cep telefonumdaki 4 tane app yan yana. Bunlardan bir tanesi bir banka, diğeri bir alışveriş sitesi, ondan sonra bir havayolu geliyor. Şimdi bu 3 tane aplikasyonu ben kategori spesifik, alışveriş kategorisindeki aplikasyonlar arasında bu aplikasyon ne kadar iyi diye bir cümle kurmuyorum. Ben 3 aplikasyonu da aynı anda yan yana açıyorum ve 3 aplikasyonun bana yaşattığı deneyimde ben onları kategori üstü yarıştırıyorum. Bir kere bunu yani tüketicinin zihninde kategorilerin olmadığı gerçeğiyle bakmak ve genişletmek lazım. Bir de ikramla deneyimi karıştırmamak lazım. Ya da bankada geçen uzun süreyi faydalı bir hale getirmekle bankacılık deneyimini birbirine karıştırdığımız anda bu içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Şimdi pazarlama külliyatı bunu biraz daha, ya o consumer experience'ı biz business experience'dan bahsediyoruz. Consumer experience masrafı arttırıyor, kârı arttırmıyor. Ama experience, yani işin tümünü bir experience ekseninde çözümlersen ve kafanı öyle çalıştırırsan daha karlı, daha büyüme potansiyeli olan bir işe gidersin diye yeni bir tanımla karşımıza geliyor. O yüzden bu değişimi de iyi algılamak ve kategoriler üstü bir yarışta olduğumuzu iyi idrak etmemiz lazım. Evet, bu değişimi ben şöyle görüyorum. Bu core'daki deneyimi değiştirmeden üstünü boyamaya kalkarsanız aslında komik bir durumda ortaya çıkıyor. Sonuçta o süreci düzeltmeniz lazım ki hani siz işte bankacılıktan bile konuştuğumuz için şey yapıyorsunuz. Bankaya gittiğinizde oradaki işte self-service hizmetleri arttırabilme, servis süresini azaltma, orada geçen zamanı doğru yönetme gibi şeyleri yaptıktan sonra kahve ikram etseniz de etmeseniz de çok da bir şey fark etmiyor. Bence yani bu konuda özellikle son zamanlarda benzin istasyonlarında ben çok ciddi deneyime artık giden bir görüyorum. Sonuçta çok transactional bir iş aslında, gidiyorsunuz arabanıza yakıt dolduruyorsunuz ama bu sefer orada market alışverişini de yapabildiğiniz, teknoloji alışverişini de yapabildiğiniz, işte kahvenizi de alabildiğiniz bir aslında yolculuk duraklama deneyimine çeviriyor. Ben mesela o tarafı biraz başarılı görüyorum. Ona göre de artık insanlar belki de tercihini yapıyordur diyeyim. Şimdi konuyu biraz daha şeye geçireceğim. Yalın, istersen senle biraz daha işin teknoloji, data, algoritmalar, biraz önceki panelde de konuşuldu. Loyalty'nin sadece para olmadığı, bunun değişik oyun mekanizmalarıyla dönüştürülebildiği, loyalty programının kendi bir loyalty'si oluyor. Yani ben HOPİ'yi biraz öyle görüyorum. Yani kendi kendine bir loyalty'si olan bir yapı, ilginç de bir örnek, başarılı da bir örnek. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Çok teşekkürler Emre. Şöyle söyleyeyim, aslında senin aynen sorundan devam ederek. Şimdi biraz önceki panelde de çok konuşuldu kişiselleşme. Herkesin sadakat anlayışı ve sadakati farklı. Bence bu sadece tüketici olarak değil, insan olarak da bu böyle. Yani yaptığın spora sadakatin de farklı, işte ailene sadakatin de. Herkesin anlayışı farklı. O yüzden bir kere data ve kişiselleştirme burada çok acayip bir rol oynamaya başladı. Bir de tabii pandeminin de etkisiyle online'a da kayınca bizim elimizdeki data da inanılmaz yerlere doğru gitmeye başladı. Ben sadakatin birinci işinin kişiselleşmiş sadakate döndüğünü ve predictive loyalty'nin artık çalıştığını, yani ileriyi tahmin ederek bir sadakat yapmaya çalıştığımız bir dünyada olduğumuzu düşünüyorum. Yani ben şu anda şununla uğraşıyorum tamamen HOPİ'de. Biri bir şey aldığında, Antalya'da bir otelde bir rezervasyon yaptırdığında bundan bir ay sonraya, ha tamam şimdi işte şey alacak, bir havluya ihtiyacı var, bir telliğe ihtiyacı var diye başladığım bir predictive loyalty yapmaya çalışıyoruz. Bizim şu anda 220 tane markamız var platformumuzun içinde. Rakamsal birkaç şey söyleyeyim. Yani şu anda biz bir paracık loyalty'si işletiyoruz. Yani biz aslında bir koalisyon programıyız. Tek bir markanın bir sadakat işini yapmıyoruz. Ama bankalar gibi ödeme sistemine, ödeme yöntemine bağlı bir sadakatle yönetmiyoruz. Nasıl ödersen öde ama çok markalı. Şimdi bu şunu sağlıyor. Bütün markalar bu sadakat programına contribute ediyorlar, katkıda bulunuyorlar ve hepsinde de kullanılıyor. Yani aslında ortak bir sadakattan bahsediyoruz. Ama enteresan olan şu, %65'i bizim içerideki puanlarımızın tekrar aynı markada kullanılıyor. Kazanıldığı markaya geri dönüyor. Şimdi bu aslında hala bir sadakat sayını, bir işareti, ama aynı zamanda biz 300 milyon lira paracık dağıtmışız, 450 milyon lira olarak harcanmış. Ama şöyle söyleyeyim size, bunun bu kadar katlı harcanması şu demek, nerede paracığı daha değerliyse müşteri oraya gidiyor. Yani sadakat versus fırsat arayıcılık konusunda fırsat arayıcılığa doğru çok kaymaya başladı bütün müşteri kitlesi, tüketici kitlesi. Artık bir de tabii Akan başta söyledi, birazcık ekonomik durum, insanların daha harcarken daha akıllı harcamaya yönlenmesi, işi sadece harcarken de tasarruf etme kafasına dönmesi tüketicinin. Artık nerede daha değerli alıyorsa bu teklifi oraya gitmesine döndürdü. Bir de şöyle bir şey var. Sadakat eskiden bizim programımız çok bireyseldi. Şimdi biraz daha grup sadakati de görmeye başladık. Yani özellikle sosyal medyanın da etkisiyle bu hani influencerlar ayrı bir konu, ama herkes bir mikro influencer olduğu dünyada biz artık bir grup hareketi görmeye başlıyoruz. Bunu çok ciddi takip ediyoruz. Mesela ben şunu biliyorum. Benim sistemimde 450 bin kadın var ki beraber alışveriş yapıyorlar. Yani görüyorum ki haftada bir buluşuyorlar ve beraber bir yere gidip alışveriş yapıyorlar. Ben birinin marka tercihini değiştirebiliyorsam ya da etkileyebiliyorsam aslında diğerlerini de etkileyebildiğimi görüyorum. Yani sadakatin iki tane şeyi var gibi geliyor bana. Biri evet çok datayla kişiselleşmiş ve sana özel sadakat. Bir de artık bu özellikle sosyal medyanın ve yeni dönemin de teknolojinin de etkisiyle grup sadakati, grup dediğim küçük küçük gruplardan bahsediyorum. Sizin kendi çevrenizdeki sadakatten. Şu anda görünen bu. Biraz sonra belki konuşuruz, hani şimdi girmeyeyim ama bunun jenerasyonlar arasında da ciddi farkları oluşmaya başladı. Bizim datadan gördüğümüz kadarıyla diyeyim. Onu da bir sonraki turda biraz daha açayım. Çok ilginç ama biraz önce söyledin. Yani bu aslında bu mikro influencer, yani Türk kültürüne de biraz uygun şekilde küçük grupların beraber hareket ediyor olması. Bunun da datayla görebilmek aslında loyalty bir noktada böyle kişiye kadar indirgenmiş bir kişinin hatta belirli davranışlarını predict edebilme noktasına kadar inen bir teknolojiye tarafı da var. Tabii işin teknoloji tarafı var, hikaye anlatma tarafı var, deneyim tarafı var. Hiçbiri tek başına olmuyor. Hepsini bir arada getirmek zorunda oluyoruz. Ömer, sana gelmek istiyorum. Bir e-ticaretçiden bir e-ticaretçiye soru diyeyim. Yani biz senelerce e-ticarette, yani e-ticaretin başlangıcı internette ucuz bir şeyi arıyorsan, işte televizyon alacaksan ucuzu internette vardır. Laptop varsa işte 100 lira daha ucuz internettedir. Sonra başladı, işte flash sale siteleri başladı. İlk başta Trendyol'un ilk hali, Markofoniler, şeyler falan. İşte 100 liralık ürünü 9 liraya gel al kap şeyinden. Yani bu fiyat odaklı internet e-commerce kullanıcısı pandemi biraz bir correction getirdi bize Allah'tan. Sonra ben de suçluyum, Türkiye'deki ilk şeyleri, işte Black Friday'ler, efsane cumaları, böyle bangır %90 artı %90 indirim gibi, tam olarak neyin hesabı, neyi nerede indirdiğimiz de belli olmuyor ama tamamen odaklı, fiyat odaklı. Deneyim tarafı, ondan sonra 2 ay ürünleri gönderemediğimiz bir dünyadan da bahsediyoruz post . Böyle bir e-ticaret dünyası build etmiş. Yani bazımız aslında çok da gelmedi. Çok da sadık gelmedi. Ama burada monobrandler, LC Waikiki gibi monobrandler bir duruş sergilemek zorundalardı zaten. Çünkü genel marka duruşuyla beraber olması gerektiği için. Sen nasıl görüyorsun sektörü ve yani genel olarak Türkiye perakende, yani hem e-ticaret tarafını hem de genel tüketici tarafını? Çok teşekkürler Emre. Davet için de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi 2 tane kilit kelime yazdım ben. Bir, Akan Bey'in dediği markalar ne yapıyor? İkincisi de Arzu Hanım'ın dediği deneyim. Bu ikisi etrafında bir konuşayım. Sadakat, sadece müşteri, tüketici üstünden konuşmak Akan Bey'in dediği gibi de doğru değil. Markalar doğru yapıyor mu, yapmıyor mu? Markalar bazen o kadar kendi koşuşturması, öncelikleri, finansal hedefleri ne ulaşma noktasında o kadar o girdabın içine düşüyorlar ki müşteri bağıra bağıra bir şeyleri söylüyor ama bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan çıkıyor. Ve böyle olduğu zaman da zaten sadakatten konuşmak çok da olası olmuyor açıkçası. Ve çok büyük bir değişim var. Bu değişimi hep beraber yaşadık. Yani ben e-ticaretin başında olan bir yönetici olarak daha fazla yaşadım diyebilirim. Ne değişti derseniz perakende de alışkanlıklar çok değerli. Bir AVM'ye gittiğiniz zaman bir rutininiz oluyor. Nereden alışveriş yapacağınızı biliyorsunuz. Hatta ezbere gidiyorsunuz, mağazayı buluyorsunuz. Nerede yiyeceğiniz belli, yemeğinizi yiyorsunuz, çıkıyorsunuz. Tabii bu durum biraz dijital online'a kayınca koskocaman sınırsız bir tane AVM düşünün. Nereye gideceğinizi çok net bilmiyorsunuz. Orada bir sürü marka var. Ve birçok markayı müşteriler görmeye başladı. Ve zaten rakamlarda verildi. Yani yeni markayı denemekten, özellikle yeni kuşak, ondan da bahsedeceğiz, hiç tereddüt etmiyor. Ve ciddi bir davranış değişimi görmeye başladık. Biz kendi tarafımızda da görüyoruz bunu. Ben acaba pandemiden dolayı mı diyordum. Birazcık emin olmak için bekledim. Tam tersi, 2021 yılında alışveriş yapan tüketicilerin dağılımına baktığımda yeni müşteri ilk defa bizde gelen, tabii ki bu mağazadan da kayıyor olabilir ama pandeminin hafiflediğiyle dolayısıyla çok onu varsaymıyorum. Ciddi bir yeni müşteri kazanımında artış görüyoruz. İşte bu deneme, yeni markaları kucaklama, Akan da söyledi, özellikle milli markalara, yerli markalara yöneliş. Bunu çok yakından yaşadığımızı, hissettiğimizi söyleyebilirim. Deneyim çok önemli. Fiyattan bahsediyoruz ama fiyat, şunu size söyleyeyim, tabii ki önemli bir indirim kampanya ama tüketiciler artık çok akıllı. %90 üstünde, %90'ın normal finansın birazcık P&L tarafını az buçuk böyle hakimseniz olmayacağını, ne kadar gerçekçi olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve son fiyata bakmayı da gayet öğrendiğini düşünüyorum tüketicilerin. %70'ler 80'lerden ziyade ihtiyaç duyduğu bir şeyin son fiyatı ne? Ve ona göre %10 bile indirim yapsanız, buna deneyim noktasında onu düşündüğünüz, kandırmaya çalışmadığınız, hissettirdiğinizde ciddi bağlılığın da arttığını, bunu da çok net gözlemlediğimizi söyleyebilirim. Ve baktığımda ben 4K diyorum ona. Geçen konuşmalarımda da söylemiştim. Deneyimi de şu ağda örüyor müşterimiz. Bir kere kolaylık çok değerli. Fiyatı bir kenara koydum. Fiyatın kolaylık kısmı şu. İndirimli ürüne çabuk ulaşabilmeniz. E-ticaret sitesinde veya mağazanın içerisinde sergilemeyle beraber. Bütün sitenizin teknolojik hızı, o deneyimi sağlayabilmeniz, o kolaylığa bakıyor. Ve kolaylığın bir kısmı da tabii ki teslimat. İstediğiniz kadar iyi bir deneyiminiz olsun. 10 günün üstüne çıktınız. Zaten onları hiç konuşmuyoruz. İlk zamanlarda konuşuyorduk ama artık 3 güne 5 güne de geç diyor tüketicilerimiz haklı olarak. Çünkü orası da çok gelişti pandemiyle beraber. Bütün o deneyimi de unutuyor. Bu sefer öbür tarafa kanalize oluyor. Keyfe bakıyor. Bir keyif alıyor mu alışverişini yaparken? Rutin bir işten çıkarıyor mu onu? Kişiselleştirme zaten çok konuşuluyor. Hepimiz biliyoruz. Diyor ki bu kadar veri var. Sen beni geliyorum, bu kadar alışveriş yapıyorum. Önüne tamamen alakası bir ürün çıkardığınızda teknolojik açıdan işinizi doğru yapmadığınız çok net şekilde müşterimizin gözünde de belli oluyor. Ve kalite. Ne kadar yeni markalar denense de karar noktasında yeni bir sadakatin oluşması veya yeni bir yolculuğun markayla oluşması, karşılaştırma noktasında kalitede de onu karşılarsa, yani fiyat vesaire tamam ama kalite özellikle bizim sektörde çok ama çok değerli. Siz eğer normal mutlu bir müşterinizin keyfini bozmuyorsanız, onu hep şeyler der ya, bebekler rutini çok sever diye. Bence müşteriler de rutini çok seviyor. Onu böyle bir sürpriz bir şekilde olumsuz bir şey yaşatmadığınızda o sadakat ve alışkanlık bir şekilde devam ediyor. Ama en ufak bir şey yaşattığınızda işte o zaman gözler açılıp alternatiflere yönelmede ciddi manada başlıyor. O yüzden deneyim gerçekten kilit kelime. Ve tabii ki bizlikte öncelikleri var. Akan da bahsetti. İşte 2022'de dedi, zor bir sene olacak. Ve siz bunu göz ardı ederek tamamen bambaşka şekilde stratejinizi örerseniz müşteri sadakat beklemek bence tamamen hayal olur. O yüzden içinde yaşadığımız ülkenin gerçekliğini, müşterilerimizin bizden ne beklediğini, tüketicilerin neler beklediğini çok iyi anlayarak, her gün bunun üstüne düşünerek, işte araştırmaları çok yakından takip ederek, burada üstadlar var. Yani biliyorlar, bir araştırma yapılırdı, böyle giderdik onaylarca ama o kadar hızlı değişiyor ki her şey. Yani haftadan haftaya alışkanlığın değiştiğini görebiliyorsunuz. Bunu takip ederek, sadakat tarafında bence deneyimi merkeze koyarak markaların yapması gereken çok şey var. Eğer markalar doğru şeyleri yaparsa, müşteri sadakati azalıyor mu sorusuna ben hayır derim. Ama ne kadar yanlışlar içerisinde olursak da geçmişle karşılaştırdığımızda bu kadar çok alternatifin, yorumların, her şeye ulaşılabildiğin, her bilgiye ulaşılıp simetrik bilginin her yerde olduğu yerde tabii ki ivme olarak sadakatin çok hızlı kaybolduğunu da görüyoruz. Zaten programları da konuşuruz. Loyalty programları, bağlılık programlarına yaklaşım da çok değiştiğini görüyoruz. Onu da gerçek örneklerle. Dediğin gibi Emre, çalışmadık. Öyle bir soru varsa onun üstünde konuşuruz. O zaman izninle şimdi Akan'a çok referans geldi konuşulurken. Akan en iyi okuyan aramızda. Evet, yani referans olması. Şeyden referans devam edin. Data haznesi ve tüm bu insight'lar olarak. Ben Akan sana şeyi sormak istiyorum. Özellikle bu pandemi dönemiyle ve biraz önce sürdürülebilirlikten de bahsettin. Tüketicilerin buradaki pandemiyle yani pandemi öncesi ve pandemi sonrası tüketici profili dediğimizde bakış açılarında nasıl bir değişiklik var sence? Şöyle, Arzu gerçi bahsetti ama bu arada şunu da söyleyeyim. Dijital dönüşüm dediğimiz şey 6 yıl attı bizi öne. Arzu 10 yıldan bahsetti. Şu anda herkes 10 yıldan bahsediyor. Onu da söyleyeyim. 10 yıl sonra yapmamız gereken şeyleri şimdi yapıyoruz ama asıl burada bakmamız gereken dijital dönüşümde entegratör etkisi. Yani marka ismi artık söyleyeyim, Trendyol'lar, hepsi buradalar vesaire. Markalar ya bu trene atlayacaklar ya bu trenle savaşacaklar. Başka yolu yok. Aynı yoldan devam edemeyeceğiz. Dolayısıyla herkes ya kendi kanalını güçlendirecek ya da bu kanalda yürüyecek. Orta yolu yok. Kentleşme devasa bir hızla devam ediyor. Dolayısıyla göç var. Bir de tüketicinin hayat tarzlarında değişim var. Böyle çok genellemeler yapıyoruz. Z jenerasyonu. Kim bu Z jenerasyonu? Çünkü 9 tane hayat tarzının içinde muhafazakarın Z jenerasyonu başka. Endişeli modernin Z jenerasyonu başka. Bir kere bu şeyleri hayat tarzlarının içinde anlamamız lazım, bu jenerasyon farklarını. Ki tam olarak sadakanın oralardan nasıl etkileneceğini tam olarak görelim ve anlayalım. Bu arada Ömer'in bahsettiği bir konuda şunu söyleyeyim. Kolaylık dedi. Bizim datamızda da aynısı görünüyor. Bu arada 2 tane duygudan daha bahsedeceğim. Bir, kolaylık çok önemli hale geliyor. 2, şeffaflık. 3, hakkaniyet. Bizim markalarımızın en çok sorun yaşadığı 3 tane duygu herhalde bunlardır. Yani ne şeffaflık var doğru düzgün, hakkaniyet hak getiriyor. Yani hiç hakkaniyet işini bilmiyoruz. Bu duygular da önemli. Bunların altını da çizmek istiyorum. Ömer'in söylediği çok doğru bu arada. Bir de sürdürülebilirlikle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Allah aşkına şimdi sürdürülebilirliği herkes iklim zannetmeye başladı. Sürdürülebilirlik iklim değil. Yani iklim tabii ki önemli. Ama tedarik zincirleri problemi var dünyanın. Emin olun Türkiye'nin de var. Göreceksiniz, seneye iklim değil tedarik zincirleri konuşacağız. Çünkü bir sürü ürünün fiyatının çok arttığını, hatta o ürünlerin bir kısmına da ulaşamadığımızı da görmüş olacağız. Dolayısıyla bunlar üst üste gelince sadakat zoraki bir şekilde etkilenmiş olacak. Bulamayacağız bazı ürünleri. Yani sadık olmak istiyorum ama yok gibi bir noktada olacağız. Buraya da bir bakmamız gerekecek. Evet. Şimdi ben de biraz kendi yaptığımız işten örnekler vermek istiyorum. Amerika'da Terasio diye bir model çıktı. İşte Amazon'da çok iyi satan, markalaşmış küçük markalar. Bu biraz önce Arzu senle de konuştuğumuz hani bu işte onlarca yüzlerce hani yeni markalar, böyle girişimcilerin çıkardığı markaları marka toplayan bir yapı Terasio modeli. İşte dünyada da yaklaşık 60-70 tane de örneği var. Türkiye'de de RubiBrands olarak biz bunu kurduk. Bir fon değiliz aslında, biz markaları satın alarak küçük markaları online'da tüketicide sadakat yaratmış consumer markalarını satın alıyoruz. Burada baktığımız şey, İşte tüketici bu markayla yeterince iletişimde bulunuyor mu? Frekansı olmuş mu? Online dijital yorumları var mı? Bunu hatta böyle bir algoritmayla bir marka sadakati notu vermeye çalışıyoruz. Çünkü tamamen dijitalde işte iade oranlarıydı, şuydu buydu falan, ama önemli konulardan, işin mekaniğinin dışındaki, Arzu sana gelmek istediğim konulardan bir tanesi de bizim de özellikle bir markayı satın alırken baktığımız şeylerden bir tanesi hikayesi. Çünkü görüyoruz ki tüketiciler bu biraz önce senin söylediğin anlamlı farklılaşma ve aynılık denizinde o storytelling'e aslında özellikle belki de yeni jenerasyon önem veriyor ve bu kadar bilginin, şeffaflığı olduğu bir yerde siz işte ben bunu böyle yapıyorum diyorsunuz. Ondan sonra Twitter'da birisi sizin hakkınızda ya ama öyle de bak eve gelen şeyde hiç böyle bir şey yok diyebiliyor ve bu tamamen şeffaf. Bununla markalar nasıl bu yani storytelling tarafını ve bu bilgi şeffaflığını nasıl markalar loyalty için kendileri için kullanabiliyorlar? Emre, süper soru. Şimdi biz, yani ben kariyerimin Akan'la öyle beraber yan yana çok çalıştık. Çok uzun bir süresinde biz algı yönetimi diye bir kavram üzerinden geçtik. Yani gerçeğin ne olursa olsun iyi bir algı yaratırsan ve bu algı senin ürünü satar. Ki bu algı yönetimi storytelling'e de doğru gitti. Şimdi mesela ben algı yönetimini ne ajansla konuşmak, ne onun ölçümünü yaptırmak, yani ölçüm tabii ki lazım ama çok beyhude çabalar olarak görüyorum ki hayatımın büyük bir kısmını burada geçirdim. Şu anda temel yapmamız gereken şey, storytelling'in bazında da bu var. Kendi gerçeğini yönetmek. Biz artık gerçekten yani işte Akan'ın konuşmalarında duymuşsunuzdur, post-truth bir sürü kavram, ama biz kendi gerçeğimizi yönetmemiz gerekiyor. Benim bugün müşterilerimle verdiğim en büyük savaşlardan bir tanesi, web sitemizi ne kadar iyileştirdik. Bak eskiden 4 klikle gidiyorduk, şimdi 2 klikle gidiyoruz. Senin seni ne kadar iyileştirdiğin değil artık konumuz. Bir kere buradan bir çıkmak lazım. O yüzden storytelling değişti. Mesela müşteri diyor, tüketici diyoruz. Müşteri diyoruz. Artık iş ortağı demek zorundayız. Çünkü biz ikimiz birlikte müşterimizle veya tüketicimizle. Tüketen zaten çok korkunç bir tanım. Müşteri, hadi bir göbek daha iyi. Beraber ona hizmet veriyoruz, onu mutlu etmemiz lazım. Ama biz artık iş ortağıyız. Çünkü biz bir anlam etrafında da toplanıyoruz. Bugün markalardan en çok beklenen şeylerden bir tanesi, kendi alanından çık arkadaşım, toplum için, çevre sürdürülebilir. Bulunduğum ortam için daha farklı bir şeyler yap, fayda yarat. Eğer sen yarattığın faydadan daha çok kârını düşünüyorsan da seni döverim diyorlar. Yani dövmek de esasında sadakat kaybı burada. Ki bu çok yüksek oranlarda. Mesela biz hep şeye güvenirdik. İşte iyi hikaye anlattık, bu hikayeyi iyi anlattık, algıyı iyi yönettik, sadakati sağladık ve şimdi artık güven ilişkisi var. Vaadimizi yerimize getirdik sonsuz. Biraz önce bahsedilen hani genel kavramı söyleyeyim. Millennial arkadaşlar diyorlar ki çok güvensem de eğer sözünde durmuyorsa ya da bana kötü bir deneyim yaşattıysa %40 anında markaları bırakmaya hazır. Yani güven de öyle çok sırtımızda yiyeceğimiz bir hikaye değil. Veya başka oluşumlar var. O da çok hoşuma giden şeylerden biri. Bugün dünyanın en iyi doğallık, bilirsin bütün reklamlarda doğal ürünler, doğal. Bugün içinde ne var diye bir tane site var. Doğal diye anlattığınız ürünün içinde ne doğal ne değil olduğu gibi görüyorsunuz. Ve ondan sonra da sizin doğal diye anlattığınız ürün orada 0 puan aldıysa artık o anlatılan bütün hikaye çöp. O hikayenin arkasındaki medya parası da çöp. O yüzden bu gerçekleri bilerekten bir kere gerçekten şeffaf olacağız. Yani iş ortakların, bizim malımızı satın alanların iş ortağımız olduğunu, çünkü almaktan vazgeçerlerse artık şirketlerin batması çok daha kolay. Yani eskiden bir şirketi batırmak 20 sene alırdı. Ama şu anda 2 sene içerisinde bir şirket çok rahatlıkla batabilir. O yüzden de bir kere iş ortağı olduğumuzu bileceğiz. Şampuan veya herhangi bir ürünün ötesinde biz bir amaç için bir araya geldik diyeceğiz. Birlikte, ve ben şunu da söylüyorum, bugün benim müşterilerimin başına gelen, yani gerçeği yönetmek ekseninden bahsedersin, başlarına gelen problemler ya da şikayetler, yani Akan araştırma yaptığında tüketicilerin %10'u şundan memnun değilim. Emin ol, yaklaşık 6-8 ay önce eğer call center'larını dinleseler, call center'daki her bir entry'yi gerçek bir yorum olarak dinleseler veya Facebook sayfalarının altına yazılanları okusalar veya Instagram'da, buralarda var o problem. Biz o problemi görmüyoruz. Biraz önce Ömer'in çok güzel bahsettiği gibi kendi gerçeğimizde boğulduğumuz için onu görmüyoruz. O ne zamanki %10 oluyor, satış kaybı başlıyor, uyanıyoruz. Okey, şimdi yeni dünyada hikaye anlaşacak ne olacak? Bir kere hikaye çok gerçek olacak, çok şeffaf olacak. Yani kendi özümüzle bir kere bir birleşmemiz lazım. Hani biz eğer sattığımız şampuan %70 kimyasal içeriyorsa, düşük oranda bile olsa doğal şampuan diye kendimizi ve çevreyi kandırmayacağız. Onun için şeffaf, hani hakkaniyet de buradan geliyor. Çünkü o haklı bir argüman değil. Ve neyi iddia, hangi hikaye anlatıyorsak o hikayeyi birebir gerçekleştireceğiz. Yani ben yıllar yılı toplumsal sosyal sorumluluk amacıyla büyük reklam kampanyaları yaptım. O büyük reklam kampanyalarına harcanan para gerçekten sosyal sorumluluğa dönseydi, yani reklamda harcanan parayı biz gerçek sosyal sorumluluk, fark yaratmak için harcasaydık, bugün milyonları abad ederdik. Biz halbuki küçücük bir kısma dokunduk, onu çok büyük bir kampanyayla anlattık ve oradan da gönül kazanmaya çalıştık. Şimdi artık bu devir bitti. Bunu yüzleşmemiz lazım. Hele benim temsil ettiğim sektörün bunu tamamen içselleştirmesi lazım. Şeffaf olacağız, dürüst olacağız, samimi bir iletişim kuracağız, abartmayacağız yaptığımız işi. Yani bu bence bir başka sorun, önümüzdeki dönemde göreceğiz. Büyüyen her marka kendini yani olmazsa olmaz gibi görüyor. Büyük bir varoluş, hiç öyle bir şey yok artık. Yani o kadar da büyük görmeyeceğiz kendimizi. O kibirli duruştan biraz vazgeçeceğiz büyük marka olma halinden. Samimi, içten, gerçek ve küçük hikayeler anlatacağız. O kadar büyük hikaye de gerek yok. Yani kocaman hikayeler anlattık zamanda. Yok, küçük. Zaten bu yeni jenerasyonunu dinlemek de istemiyor. Yok, istemiyor. Ben çok üzülüyorum. Evet. 1 dakikalık reklam filmini artık gördüğümde televizyonlarda 1 dakika, 1,5 dakika gerçekten içim acıyor. Çünkü onu alan kitle, evet Akan 9 tane farklı kitle olduğunu konuşuyoruz. Alan bir kitle var ama o kitle de artık eskisi gibi almıyor. Bizim yani bir tane yani bugün petlere mama veren bir küçük app, bir Twitter projesi çok büyük bir kampanyadan çok daha etkili olabilir. Bu gerçek kabul etmemiz lazım. Çok uzun konuştum, pardon. Yok yani ben sizden şeye bağlamak istiyorum. Şimdi Yalın biraz önce jenerasyon farkını konuşalım demişti. Özellikle bu bir de tabii influencerların da burada bir etkisi var. Influencerların etkisi altında kalan da bir jenerasyon var. Dolayısıyla bu Yalın senle onu biraz da konuşmak istiyorum. Bu hani loyalty bakış açısında hani yeni jenerasyon ve nasıl diyeyim, biz eski mi oluyoruz? Bir de daha da hani artık tam tanımlarda şey yok ama burada bu oluyoruz yani, kabul edelim artık. Evet. Yani bu jenerasyon farkını nasıl handle edeceğiz? Ya şöyle Emre, ben hani jenerasyonlar konusunda böyle çok şey konuşabilecek durumda değilim, akademik konuşma, ama ben gördüğümü söyleyeyim datadan. Biz son 1,5 yılda çok enteresan 2 grup aldık HOPİ'nin içine. Biri zorunlu dijitaller dedik adına biz. Yani şimdiye kadar online'da alışveriş yapmamış ya da çok az yapmış ama eve kapanınca bir yerden marketine alışverişini artık söylemek zorunda kalmış. Bir müddet sonra da ya marketi söylüyorum, dur bakayım şu kıyafeti de söyleyeyim falandan da hop diye böyle bir anda online'a dönmüş. Bir zorunlu dijital dediğim benim içeride 60 yaş üstü 343 bin müşterim var şu anda. Bana son 1,5 yılda gelmiş. Ve bunların frekansları ortalamanın neredeyse 2 katı. Yani benim HOPİ ortalamasının, genel ortalamamın 11,5 milyon müşteri ortalamasının 2 katı. Ve tek marka bağımlılıkları HOPİ ortalamasının 15 puan üstünde. Yani o ekip, 60 yaş üstünde gelen ekip, bilmiyorum belki kolay alıştığı için online'da hani ilk alıştığı markayla mı gidiyor, nasıl, hani onun detayına bakmak lazım. Ama enteresan bir şekilde daha loyal görünüyorlar. Ve bize yeni geldiler bunlar. Bir de çok fazla ortalama yaşı 21 olan gamer bir kitle geldi bize. Biz acayip bir, hani biraz önce bahsettim ya, grup loyalty'si diye bir şey var artık. Küçük gruplar loyalty'si diye. Bu member get member işlerini yıllardır yaparız. Yani ben 20 yıldır yapıyoruz bu işleri. İşte arkadaşını getir de şunu verelim falan. Bu tabii ki hep gençlerde çok daha iyi çalışan bir işti. Buradan gelen gençlerin şeyi de, loyalty'si, sadakati de benim ortalamamın inanılmaz altında. Yani one time shopping, tek seferlik alışveriş oranları diğer personelere kıyasla 4'te 1. 4 katı, özür dilerim. One time shopping 4 katı. Yani ben şeyi dediğim gibi, şimdi Akan söyledi, yani işte bir sürü yönden bakılabilir bu şeye, jenerasyon farklarına ve segmentlere, ama 2 tane bu şeyi özellikle söylemek istedim. Yeni aldığımız 2 kitleyi, biri 60 yaş üstü, biri 21 yaş ortalama. Burada loyalty anlamında ciddi farklar görüyoruz. O da şunu gösteriyor, yani sürekli always on bir kampanya yapmaktan gençlerin şeyini tutmak çok zor. Ama üst yaş grubunda biraz daha biz sadakati yüksek görüyoruz. Evet, ben şeye katılıyorum. Yani dijital deyince 60 yaş üzerine discount eden mentalite bence eskinin çok çok yanlış bir mentalitesi. Orada çok daha fazla ihtiyacı olan ve hani bunu dijitale çok daha nasıl diyeyim severek kullanabilecek bir kitle var. Senelerden beri belki de ignore edilmiş bir kitle diyebiliriz. Ömer, senle tamamlamak istiyorum. Son bir iki dakikamız. Bir de soru geldi. Tam da e-ticaretle alakalı. Konuştuğumuz şeyle biraz da aslında çerçevesinde artık sadece iyi fiyat değil, iyi hizmet veren markalara yöneliliyor e-ticarette. Yani bu ürünü ucuz satıyorsun ama 10 gün sonra yolluyorsan bunun bana çok da bir şey yok. Burada e-ticaret yapıları bu hizmeti arttırmak için de bir yarış var işte. Yani işte en son 6 dakikada işte getir ne dedi? 6 dakikada getiriyorum kardeşim. Hani biz eskiden işte bir gün sonra teslimat, aynı gün teslimat falan konuşurken iş bu noktalara geldi. Sence bu teslimat dışı başka neler olabilir şeyde? E-ticaretin gideceği yer, bir sonraki adım sence ne olabilir? Şöyle söyleyeyim Emre. Bir kere müşterilerimiz, iş ortaklarımız diyeyim. Bence güzel oldu o tanımlama. Sürprizleri çok seviyorlar. Benim son özellikle 6 ayda gözlemlediğim, yani böyle bunu harca biriktirden ziyade böyle anlık beklemedikleri anlarda yaşadıkları bir sürpriz ve onu anında harcayabilmek onların çok hoşuna gidiyor. İkincisi de bunu beklerken bunu koşulsuz olsun istiyorlar. Koşuldan nefret ettiğini düşünüyorum insanların artık. İşte bunu harca, şey de yap, aksesuardan bu kadar al, onu şey yap. Yani matematik denklemine dönüyor olay. Yani çok böyle net, direkt şekilde oyunsallaştırma, onu seviyorlar. Herhangi bir nasıl diyeyim, kendilerinden feragat etmeden yapacakları şeyleri, eğlenceli şeyleri yaparak bir şeyi elde etmek, o çok hoşlarına gidiyor. Ve bu tür sürprizlere olduğundan daha fazla tepki verdiklerini özellikle son 3 aydır ciddi şekilde gözlemlediğimi söyleyebilirim. Birincisi, şimdi bizim 6 dakika tabii öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Çok şey yapabilir miyiz ondan emin değilim. Ama aynı gün içinde, yani bir gün içinde, 2 gün içinde teslimat zaten olmazsa olmazlardan biri oldu. Bunun bir teslimat tarafı var. İade tarafında yapılacak şeyler hala çok var. İadeyi nasıl kolaylaştırabiliriz? Daha kolay bir hale nasıl gelir? İşte evden iadeler başladı. Bizim mağazalarımızın genişliğinden dolayı mağazada iade değişim olanaklarımız var. Bu tarafta o hizmetin iyileştirilmesinin çok beklendiğini söyleyebilirim. Kaliteden zaten konuştuk. Kaliteyi çok iyi hissettirmek lazım. Ne yaptığınızı. Bazen böyle elma gibi karşılaştırmada oluyor bu arada. Ne kadar sık kullandığınızla alakalı. Ama şeffaf bir şekilde, gerçekten net bir şekilde aktarmak lazım. Ve tabii ki hatasız olamıyoruz hiçbir zaman. Telafi tarafında hatamızı kabul ederek, olgun bir şekilde, markalar olarak özür dilemeyi bilerek yaptığımız hatanın telafisi de bence çok değerli. Çoğu zaman sessiz kaldığı oluyor. Hata yapıyorsunuz. Arka tarafta onun farkındasınız, düzeltmek istiyorsunuz. Ama o bağı kurmazsanız, bu hatanın farkında olduğunuzu, bunu iyileştirmek için çalıştığınızı ve o yaşattığınız kötü deneyimden dolayı bir telafiyi buluşturduğunuzda, bunun bambaşka negatif bir deneyimin pozitife döndüğünü de gözlemlediğimiz oluyor. Çünkü değer veriyor. Düşünülmek gerçekten çok değerli. Sürdürülebilirlikten konuştuk. Amaçtan konuştuk. İyilik, paylaşmak çok değerli. Influencerlardan da konuştuk bu arada. Topluma fayda sağlayacak şekildeki yapılan işler, bir amaç doğrultusunda yapılan işler belki olmadığı kadar daha değerli günümüzde. Eğer siz bir harcama yapıyorsanız burada, onun başka yerde nasıl bir insanın hayatına dokunduğunu hissettirebilirseniz o zaman ben onu şey diyorum, yani sahip olmak değil, ait olmak. Artık onu görmek istiyor herkes. Sizin ailenizin bir parçası olduğunu, sizin yaptığınız iyilik hareketleriyle onun da bir çorbada tuzu olduğunu hissettirmek bence artması gereken. Pandemiyle beraber yapılmaya başlandı ama artık böyle rekabeti bir kenara bırakıp, yani iyiliğin rekabeti olmaz, Bu çok net. Beraber neler yapabiliriz? Bu ekosistemi, iyilik ekosistemini nasıl büyütürüz? Ciddi manada kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Her zaman da açık olduğumu söylüyorum. Çok değişik markalarla da konuşuyoruz. Yani LC Waikiki yanına bu markayı koyduğunuzda gerçekten ne alaka ki diyeceğiniz. Ama bir erdem, bir amaç doğrultusunda bir araya geldiğinde o manayı anlayabileceğiniz işbirlikleri üzerinde de ciddi manada hiç bu kadar konuşmamıştık. O da bizi ayrıca mutlu ediyor. Biz nasıl bir amacı doğrultusunda olan bir şirkette çalışmak bizleri çalışan olarak mutlu ediyorsa aynı şey hem tedarik tarafında hem pazardaki iş ortaklarımız için de geçerli diyeyim. Çok doğru. Özellikle e-ticarette bu şeffaflık zaten ister istemez işin özünde var. Hata yaptığımızda da bunu mümkün olduğu kadar yani hata yapmak, yapmamak bir konu ama yapıldığında da bunu nasıl handle edildiği çok önemli oluyor. Ben şimdi zamana bakıyorum biraz da aşmışız. Hazırlıklı olsak demek ne biz 3 saat daha konuşurmuşuz. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok keyifli, ben çok keyif aldım. Eminim bizi izleyenler de bir o kadar keyif almıştır. Siz de keyif aldınız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ve bizi izleyenlere de İstanbul Tech Week'te yeni nesil pazarlama panellerini takip ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok saygılar. Teşekkür ederim.